Mela'yı öldürmeyi başaramasak da yılan kristalini mutlaka biz ele geçireceğiz. 50 dolunay sonra yılan kristalini nerede arayacağımızı biliyoruz, değil mi? ...50 dolunay sonra yılan kristali dönecek. Brinda bundan sonra annem için neler yapabileceğimi öğrenecek. Annemin intikamı benim intikamım. Onun değil. Brinda annemle arama giremeyecek. Buna asla izin vermeyeceğim. Benim için ne yapacağını bilmiyorsun. Ve bilmesen daha iyi. Anneni görmek ister misin? Ne? Ama ben onun için öldüm artık. Benimle gel. Brinda, sen nasıl yaralandın? Ne oldu? He? Sana soruyorum, söylesene. Ben düştüm. Öyle mi? Bana bak Brinda, ben seni çocukluğundan bilirim. Bir şey saklayınca gözlerini kaçırırsın. Bir şey var. Söyle bana. Ama artık hiçbiriniz benim amaçlarımı asla öğrenemeyeceksiniz. Rajat... Ne? Rajat mı? Rajat ne yaptı? Bir saniye. Yanlış bir şey yaptıysa söyle, elimden kurtulamaz. Niye? Bu konuda bu kadar endişelendim. Çünkü sen benim... Çünkü çocukluktan beri en iyi arkadaşımsın. O yüzden işte yani. Beni koruduğunu biliyorum. Ama ben senin arkadaşın değilim. Sadece bir çalışanım. Ve yengene göre bir hizmetçiyim. Bu nasıl saçmalık? Ne diyorsun sen? Arkadaşlığımızı böyle mi görüyorsun? Ben değil. Herkes böyle görüyor. Ya sen boş versene herkesi. Söyle bana. Sence nasıl? Söyler misin? Sence biz birbirimiz için neyiz acaba? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey... Rajat'ın nişanlısıydım. Ve sen düğünde beni bırakıp Nayantara'nın peşinden koştun. Çünkü ondan öğrenmek istediğim bazı cevaplar vardı işte. Ona ne sordun? Neyi öğrenmek istedin? Boş ver gitsin. Onu öldürmek istediğini söylesene. Bir şey mi dedin? Seni durdurmalıydım. Durdursaydım bunlar olmazdı. Brinda, dinle. Eğer beni durdursaydın evlenmiş olurduk seninle ve... Bir saniye. Brinda, bunu istiyor muydun? Brinda, ben sana bir şey sordum. Brinda, bu evliliği istiyor muydun? Söyler misin lütfen? Brinda dinle. Bunu istiyor muydun bilmeliyim. Lütfen söyle. Söyle Brinda. Söyle. İntikamını almalısın. Bütün ailesini öldürmelisin. Nayantara'nın ve annenin yüzünü hatırla. Bu katilleri affedemezsin. Brinda. Brinda lütfen söyle, bir şeyi sordum. Lütfen. Bilmiyorum. Artık kendime bir şey sormuyorum. Tek bildiğim Rajat'la ciddiyim. O kalbimin derinlerinde hissettiğim ilk insandı. Ve o bana karşı hep çok iyiydi. Ama sen geldin. Her şey değişti. Rajat beni itti. Bu kan onun yüzünden oldu. Bunu o mu yaptı? Bunu nasıl yapar? Yemin ederim yanına kar kalmayacak.
Ve sen hala onun seni sevdiğini söylüyorsun. Bu mu sevgisi, böyle mi yani? Hayır. Artık beni sevmiyor. Sadece beni kullanıyor. Tıpkı herkes gibi. Bütün insanlar böyle. Artık anladım. Sevgi diye bir şey yok. Dünyada tek bir gerçek varsa o da nefret. Aşka hiç bulaşmak istememiştim. Sadece nefret edecektim ama... Ama ne? Düğünden gittiğin zaman... Çok tuhaf hissettim. Tam olarak ne hissettiğimi sana söyleyemem. Ama çok tuhaf bir histi. Sen gidiyordun. Bense içeride ölüyordum. Bu neydi bilmiyorum. Ben ne hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de hissettim Brenda. Ve bunu uzun zamandır hissediyorum. Bunlar hislerimiz Brenda. Ve sözle ifade edilemez. Birbirinin gözüne bakınca anlaşılır. Kalbin karşındaki kalbi anlar. Nasıl? Bu sözlere dökülemez. Kalplerimiz birbiriyle konuşur. Söyle Brenda, benimle evlenir misin? Evlenir misin? Hayatının ne kadar değerli olduğunu bilmiyor. Ama ben biliyorum. Bu yüzden onu korumalıyım. Anne. Nayantara, birinin geldiğini hissediyorum. Hadi buradan gidelim. Nayantara, gelmişsin. Gelmişsin kızım. Peder! Peder, kızım gelmiş bak! Geleceğini biliyordum. Peder! Peder, bak bana kim gelmiş! Peder, bak! Nayantaran bana gelmiş! Beni bırakmayacağını biliyordum. Bana döneceğini biliyordum. Manyata. Peder, kızım yanıma gelmiş. Şimdi nereye gitti bilmiyorum. Az önce buradaydı. Nayantara. Kızım nereye gitti? Nayantara. Evet, evet, anladım. Ama şimdi uyuman gerek. Lütfen uyu ve dinlen. Hayır hayır Peder, uyuyamam. Nayantara benim yanıma gelmişti. Şimdi biraz dinlen. Hayır, dinlenmek istemiyorum. O nerede? Brenda'nın burada olması çok önemli. Acaba ne zaman gelir? Gel. Burası mabedin neresi? Annem hep beni bu mabede getirirdi ama burayı bilmiyorum. Hala bilmediğin o kadar çok şey var ki. Belki de burayı annem bile bilmiyordur, ne dersin? İnsanlar sevdiklerinin her şeyi anlatacağını düşünür. Ama yılanlar aptal değil. Nasıl yani?
Annen senin yılan şeklini almanı bekliyordu. Ama sen şekil değiştirmediğinde annenin beklentisi değişti. Dinle. Beni ve annemi hiç tanımıyorsun sen. Yani şu saçmalığı bırak. Burada ne yaptığımızı söyle bana. Hiçbir yılan buranın ne olduğunu sormaz. Ama ben yılan değilim ki. Beni niye getirdin buraya? Bak, benim canımı kurtardın ama bu senin her şeyi yapabileceğin anlamına gelmez. Senin peşinden gelmeyeceğim. Ne yapacaksın? Söyle. Eğer ölmek istiyorsan o canavarları çağırayım. Bak Nayantara, hayatını kurtardım ama bu seferlik. Bu yüzden ne diyorsam dinlemelisin. Buradan dışarı çıkamazsın. Ve kimse hayatta olduğunu bilmemeli. Kendi annen bile. Anladın mı? Bunun için yıllarca uğraştım. Bütün ömrümü harcadım. Bu yüzden dediğimi yapacaksın Nayantara. Ne istersem onu yaparım. Ve sen beni durduramazsın. Annen ne halde gördün mü sen? Benim öldüğümü zannediyor. Ve sen annemi bu halde bırakıp seni dinlememi istiyorsun. Ben gidiyorum. Seni dinlemeyeceğim. Bekle. Hayır. Sen istediğin yere git. Ben beklerim. Ama çabuk gel. Çünkü annemi çok seviyorum ben. Ve ona bir şey olmasını asla istemiyorum. Dikkat et kızım. Sürekli yaralanıyorsun. Neler yapıyorsun Birinda? Söyle. Aklında ne var senin böyle? Neden bahsediyorsun? Dev benimle evlenmek istiyor. Ve ben de sadece onunla evlenmek istiyorum. Sen ne dedin? Ne söylediğimi duydun anne. Ay Dev! Bizim merhametimize kalmış birisiyle mi evleneceksin gerçekten? Ya Ketki yenge, bunlar nasıl laflar? Merhametimize kalmak ne? Hizmetçi ne? Biri alın teriyle hayatını kazanıyorsa biz onu... Ne haklı aşağılayabiliriz, söyler misin? Niye bana kızıyorsun? Bunları ben söylemiyorum. Bunlar senin annenin aklından geçenler değil mi? Evet. Söyle. Ketki haklı. Bana Brenda eğer... Brenda benim arkadaşım. Ona böyle şeyler diyemezsiniz. Ama sen anneni azarla. Bu kız için benimle kavga et. Böyle mi olacak kavga o? Kavga etmiyorum anne. Size hislerimi söylüyorum sadece. O benim çocukluk arkadaşım, bunu biliyorsun. Evet, hepsini biliyoruz. Devamı artık çocuk değilsin. Her istediğin olmaz. Ketkin'in de dediği gibi siz evlenemezsiniz. Hepsi bu. Dev, neden anlamıyorsun? Birinde denen o kız bu eve gelin olmayı kesinlikle hak etmiyor. Evet Dev. Onu yıllardır görmedin. Ama hala hislerin aynı. Ben bunu anlayamıyorum Dev. Matav amca, anlaman gereken şey bu kesinlikle. Brenda'yı yıllar sonra gördüm ve hislerim hala aynı. Her şeyi hatırlıyorum. Nelerden hoşlanır, nelerle uğraşır biliyorum. Ne yapsam üzülür, ne yapsam sevinir. Hepsini hatırlıyorum. Onunla ben birbirimize bağlıyız. Bunu göremiyor musunuz? Senin aklın gitmiş. Kafandaki yara yüzünden herhalde. Sen ne dedin? Aklın başından birinde. Ha? Ne diyorsun öyle? Hiç düşündün mü? Bence de Racat sana biraz kaba davranıyor. Ben de bu yüzden ona çok kızdım hatta. Ona vurdum bile. Ama siz ikiniz hala nişanlısınız kızım. Evet evet. Ben Racat'la konuşurum. Hatta anne babasıyla da ikna olur. Her şey eskisi gibi olur. Hiçbir şey düzelmez baba. Her şey değişti. Devle olanlar da değişti. Size bu yüzden anlatıyorum. Bana destek olun diye. Yoksa her şeyi kendi başıma yapacağım. Bir saniye. Ne diyorsun sen? Kendi başına öyle mi? Bize rağmen mi? Kalbimi dinlemeyi bana sen öğrettin anne. Senin babamı sevdiğin gibi ben de Dev'i seviyorum. Birinda, şimdi gözlerimin içine bak. Aklında ne var söyle bana. Gerçek ne? Niye bunu yapıyorsun? Çünkü Dev'i seviyorum. Çünkü o benim için doğru kişi. Bu evlilik en doğrusu. Ve göreceksin... Bir gün bana gelip yaptığın doğruydu diyeceksin. Demeyeceğim. Hiçbir zaman bu yaptığın doğru demeyeceğim. Eğer bize rağmen Dev'le evleneceksen evlen. Ama şunu bil. Vuruşali bunu asla kabul etmez.
Bu evliliği asla kabul etmem. Ama ben kabul ettim anne. Benden Nayantara ile evlenmemi istediğinde bunu kabul etmiştim. Bunun için Brinda'nın hislerini yok saydım. Çünkü annem benim için ne karar verirse o en iyisidir dedim. Ama ne oldu? Hani Nayantara? Ne yaptı en sonunda? Kalbini dinledi ve benimle evlenmekten vazgeçti. Çekip gitti. Ben niye kalbimi dinlemiyorum söyler misin? Niye dinlemiyorum kalbimi? Peki istediğini yap. Git o Brinda ile evlen. Ama görmüyor musun? Daha evlenmeden annenle aranı açıyor o kız. Evlendikten sonra ne olacak peki? İşte o zaman seni evden bile atar. Ne diyorsun? Sen konuşma. Anne lütfen. Brinda öyle bir kız değil. Biliyorsun bunu yapmaz. Sana karşı gelmiyorum. Seninle kavga etmiyorum. Ama soruyorum sizlere. Hem de hepinize soruyorum. Benim için bu büyük bir karar. Bu yüzden burada durup konuşuyorum. Ben ne hissettiğimden eminim. Emin olmasam... Bunları size söyler miydim sanıyorsunuz? Ben Brinda'yı seviyorum anne. Ona delice aşık oldum ve hayatımda olsun istiyorum. Hem de ömrümce yanımda olsun istiyorum anne. Ya kör olmuşsun ya da tamamen aklını kaçırmışsın. Hayır, bu kız senin üstünde kara büyü yapmış oğlum. Kız değil, kız değil. Babası onun üstünde kara büyü yapmış. Ketki yenge lütfen biraz susar mısın? Niye susacakmış? Gerçeği söylüyor. Sen sadece seni sevenlere susun de. Sence biz hatalıyız. Fakat birin de haklı. Bir düşünsene, o kız nişanlıydı ama birden senin gelinin oldu, değil mi? Bütün gece seninle bir odadaydı. Nasıl bir insan böyle bir şeyi yapar söyle. Anne sus lütfen. Sen istersen onu sevmeyebilirsin ama onu haksız yere de suçlayamazsın, tamam mı? En azından benim önümde buna izin vermem sus anne. Sus artık. Sus. Yeterince konuştun. Şimdi beni dinleyeceksin, anladın mı? Brinda'nın bu eve gelin olmasına izin vermeyeceğim. Bu evliliği kabul etmem. Vuruşeli kızım. Eğer dev bu kızı seviyorsa... Anne sen sus lütfen. Akaş, anneni içeri götür. Bu mesele ikimizin arasında, tamam mı? Ve başkasının karışmasına izin vermeyeceğim asla. Peki devin babasının karışmasına izin verecek misin Vuruş Ali? Senden bir şey istemiyorum Vuruş Ali. Olacağı söylüyorum. Ve sen de buna uyacaksın. Şu ana dek bu evde bütün kararları almana izin verdim. Arkada öylece oturdum ve sustum. İşler, aile, çocuk eğitimi her konuda senin kararını son karar olarak kabul ettim. Peki sen bugün ne yaptın? Ne yaptın Vuruş Ali? Bir yandan annemle kabaca konuştun, öte yandan oğlun devi bile dinlemedin. Ne yapıyorsun? Ne istiyorsun Vuruş Ali? Peki ne yapayım? Özgür mü bırakayım? Katar'dan geldiğinden beri istediğini yapıyor. Hepimizi karşısına alarak evlensin mi? Ben bunu yapmıyorum anne. Eğer öyle yapsaydım sizinle hislerimi paylaşır mıydım sence? Bak gördün mü, haklı. Ve dev bize kararını açıklamıyor. Bizden müsaade istiyor. Ama sen bütün kararları kendin vermeye alışmışsın. Beni dinle. Bu evdeki en yaşlı kişi o. Dev'le ilgili kararı verecek tek kişi var, o da annem. Anne, söyle, söyle, Dev için doğru olan nedir? Benim istediğim, Dev'in evleneceği kişi, sevdiği kişi olsun. Birlikte mutlu olsunlar. Onun aşkına karşı... Karısı da onu sevsin. Ve benim birinden böyle bir kız. Onunla evlendi. Ben seni hep destekleyeceğim. Brinda'yı bu evin gelini yap. Thank you.
Sakin ol Birinda, sakin ol. Şu anda gerçek şeklini gösteremezsin. Öfkeni kontrol etmelisin. Bugün kesinlikle öleceksin. Hayır, ben ölmek istemiyorum. Haklısın, yaşıyormuş. Ama uzun sürmeyecek. Çünkü söylediğimizi yapmayanlar bedelini öderler. Birinda, Birinda, ben ölmek istemiyorum Birinda. Annem haklı Birinda. Parek ailesindeki herkes bir şeytan Birinda. Birinda? Cidden mi? Vay be. Sessiz olsana. Saygısız seni. Onu kardeşin seçti. Ben değil. Evet. Suvara gel. Evlilik düğümünü bağla. Bekle Suvara kızım. Bu damadın annesinin görevi. O bizim evimize geliyor. Yani bunu yapmak bizim görevimiz canım. Şuna bak, ne diyor? Aklını yitirmiş. Hiç merak etme. Birinda'yı kendi kızımdan çok seveceğim. Şimdi birlikte yemin dönüşlerini yapın. Baba, zaten 4 kez döndük. Evet kızım, haklısın. Şimdi kalan 3 duru atacaksınız. Weber'inde şimdi sen önden git. Hepiniz için birini öldürmek bir oyun. Ama şimdi benim oyunumu izleyin. Hepinizi öldüreceğim. Sizi katiller. Seni herkesten koruyacağım Brinda. Ailemin öfkesinden dahi. Seni tanımıyorlar da ama tanıdıklarında eminim seni çok sevecekler. Tıpkı benim sevdiğim gibi. Hepiniz sevgiye karşı nefret, güvene karşı ihanet gösterdiniz. Ve bunun intikamını alacağım. Anneme yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Babamın intikamını alacağım. Ve bana yaşattığınız acıların intikamını da. Bu acıyı anlatamam ama size hissettireceğim. Siz ailemi böldünüz, ben de sizinkini böleceğim. Seni ailemle birleştireceğim Brinda. Gölgen gibi hep yanında olacağım. Sen bir şey yapmamı istemeden ben onu çoktan yapmış olacağım. Peki Nayantara'ya ne oldu? Nayantara'nın yaptığı yanlıştı. Ve biz de ona bir ders verdik. Bunu senden beklemezdim de. Sen annemi kızından ayırdın. Kızını çok severdin. Ve ben de bunun acısını sevdiklerinden çıkaracağım. Artık acıma yok. Sadece ölüm var. Önce ailen ölecek. Sonra da sen öleceksin Dev Parek.
Baksana, Belinda artık gelinimiz oldu. Ben bu utançla yaşayamam. Ciddiyim. Sus. Baksana, zengin bir aileyle dünürler. Evet, biz de fakir bir gelin aldık. Şimdi geline sindur sür. Damarlarımda akan kana andolsun ki bu katilleri yaşatmayacağım. Artık evlisiniz. Kalkıp büyüklerinizden dua alın. Ömür boyu mutlu olun. Uzun bir ömür sizin olsun. Mutlu ve huzurlu. Vuruş Ali, sen de kutsa. Tanrı dilediğinizi versin. Umarım verir. Anne, ben bugün evlendim. Ama lütfen benden uzaklaşma. Beni asla bırakma anne, hep koru. Hep koru, oldu mu? Sen delirdin mi kızım? Sen benim kızımsın, hala öylesin. Niye seni yalnız bırakayım ki? Ben hep senin yanında olacağım. Dev, Belinda'yı mutlu etmek senin görevin. Artık asla mutsuz olmamalı. Evet, yoksa beni çok döversin değil Dev, mi? Düğün bitti ve artık hepimiz dinlenmeliyiz. Bugün bizim için yorucu bir gün oldu canım. Evet anne, hepiniz dinlenin. Gidelim Belinda. Yeni hayatımız başlıyor artık. Ve bu başlangıç senin sonunu getirecek. Ama henüz bundan haberin yok. Bu ses neydi böyle? Vişaka geri mi döndü acaba? Annem orada iyi mi? Nayantara. Sus. Biri var. Davetsiz birileri var. Yoksa kızım mı geldi? Dışarı çıkabilirim. Ve işte o zaman annemi yeniden görebilirim. Buradan dışarı çıkamazsın.
ve kimse hayatta olduğunu bilmemeli. Kendi annem bile. Mada, Razik. Onu bulun. Nerede saklandıysa çıkarın hemen. Ama nasıl? Elimizde hiç kül yok. Ben bu gece çok korkuyorum. Lütfen bir şey yap. İkiniz de susun ve aramaya başlayın. Siz burada ne yapıyorsunuz? Buraya niye geldiğimizi sen çok iyi biliyorsun. Manyata nerede? Söyle peder. Manyata nerede? Kızının küllerini topluyor. Nerede? Nerede mi? Mabedin arkasında tabii. Gelin, Mada, Rasik. Nayantara. Bekle Nayantara. Nayantara. Manyata burada. Ama niye durmadan Nayantara diyor? Yakalayın yoksa kaçacak. Bekle Nayantara. İra, onda kül varmış. Bize yalan söyledi, bizden sakladı. Evet, yalan söylemiş. Hadi, hepiniz onu kaldırın. Bizi ısırır, nasıl yapalım? Korkmayın, bu özel kül. Bu üstündeyken yılan şekline dönemez. Onu hadi. Kaldırın, hadi gelin. Hadi, hadi. İra, hadi, hadi. Dur. Onu bırakın. Tamam. Tamam. Bırakıyoruz. Bırakıyoruz. Gel al. Bıraktım. Gel al. Al işte. Kaldırın. Peder, bizi öldürecektin ha? Hı? Gidelim. Nerede? Gelin, gelin. Vuruş Ali. Vuruş Ali. Kıyati. Onu kilere götürelim. Hadi. Hadi gelin. Gelin hadi. Efendim. Söyle. Vuruş Ali kızım. Dev seni gerçekten çok seviyor. Bundan sana ne? İstediğini yaptın değil mi? Oğlumu onu hak etmeyen bir kızla evlendirdin. Ama kızım, dev Brinda'yı çok seviyor. Bunu görmezden gelemeyiz. Benim yüzümden oldu. Benim yüzümden oldu. Hiç gel. Dikkat etmiyorsun. Gel. Ne söylemek istediğini biliyorum. Ama cevabım değişmez. Brinda'yı gelinim olarak görmüyorum. Onu buraya sen gelin getirdin. O yüzden tek kaynanası sensin. Bunu diyeceğinden emindim. Ama Brinda'ya dev yardım edebilir. Bu süslemeler şeyde yapılmıştı. İşte hani var ya... Nayantara ile evleneceğin zaman mı? Evet. Ama ben buna hazır değildim biliyorsun.
Ve hepiniz, yani herkes bunda diretti. Ve Nayantara'ya onu sevmediğimi zaten söylemiştim. Umarım kaçmıştır. Ne dedin? Yani aşk acısından kaçmıştır. Çok acı çekiyordu. Evet, bunu anlıyorum. Ben de zaten bu yüzden onunla konuşmak istemiştim. Aramızdaki bu şekilde bitsin istemedim. Ama sanırım her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Ama ben yine de pişman sayılmam. Yani Nayantara'nın ölümünden pişmanlık duymuyor. Fakat şundan pişmanım. Onu son bir kez görememiş olmak. Evet. Ama insan son kez gördüğünü bilemiyor. Brenda, niye böyle konuşuyorsun? Yani demek istediğim, kimse kaderin işini anlayamaz. Baksana. Evleneceğimizi kim bilebilirdi? Ama şimdi karı kocayız. Bak, biliyorum her şey çok çabuk oldu. Ama acele etmemize gerek yok, sorun değil, anlıyorum. Buradaki bu kül, yılanları zayıflatan özel kül. Bu kül yanımda olduğu sürece devi burada öldüremem. Bak Brenda, annem seni çok üzdü, biliyorum bunu. Hayır. Ben anneni seviyorum. Ve daha çok seveceğim. Sen çok tatlısın. Brenda? Brenda, senin yüzüne ne oldu? Bu mum elini mi yaktı? İyi misin? Hemen buradan gitmeliyim. Hem de hemen. Artık intikamım başlayacak. Bunun kolay olmayacağını biliyordum. Devin annesi onu korumak için kül koymuş. Ama sen bana yardım etmeyecek misin? Bunu biliyordum. Bu durumda annem ne yaparsa ben de onu yapacağım. Yüce Tanrım, intikamımın başlangıcı devin ölümüyle olmalı. Bana yardım et. Ben de yapmam gerekeni yapabileyim. Bunu hemen, şimdi yapmalıyım. Bana yardım et. Tanrı'ya selam olsun. 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 Brenda. Brenda, içeri gel.
Yağmur sana zarar verebilir. Sen bana zaten zarar verdin ve bunun bedelini ödeyeceksin. Bu fırtınayı zaten ben çağırdım. Böylece üstündeki kül akacak ve seni öldürebileceğim. En büyük düşmanım olan en yakın dostumu öldüreceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.